Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah Teala şeytan nedir? İnsanı nasıl aldatıyor ve şeytanın sonu ne olacak? Allah Teala buyuruyor bizlere Celle Şanühü Fatır Suresi ayet 6'da Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytana leküm adüvün fettehidü adüvva böyle buyuruyor. İnne şeytane kesin olarak şeytan leküm size sizin için adüvün düşmandır böyle buyuruyor. Allah da bize bunu haber veriyor, bildiriyor. Şeytan size hem de inne ile geliyor, düşmandır. Fettehidü adüvva, siz onu düşman edinin Mevla buyuruyor. Düşman belleyin. Yani onun izinden gitmeyin, onu dinlemeyin Mevla buyuruyor. Ne kadar canlı varlıklar varsa her biri düşmanını tanır, ondan korunurlar adı cemaatimiz. Mesela yumurtadan çıkan bir civciv yavrusu bakınız. Yumurtadan yeni çıkan civciv yavrusu yanında ana tavuk olmasa bile o civciv kediyi görünce korkar. Koyundan korkmaz. Belki bulunduğu bahçede kocaman koç vardır, ondan korkmaz. Hatta sığırdan korkmaz, bakınız. Ama civciv yavrusu kediden korkar. Yine aynı o civciv yavrusu uçan kuşlar içerisinde güvercin korkmaz. Ama kartaşan gördü mü ondan korkup bağırmaya başlar. Demek ki bütün varlıklar, canlılar düşmanını fıtraten yaratılıştan bilirler, tanırlar. Düşmanlarının kuvvetli, zayıf yönünü bilirler. Mesela kedi. O buyurun köpeği gördü mü ne yapar? Kaçmaz. Niye? Köpek onu daha çok koşar çünkü. Peki ne yapıyor kedi? Hemen ağaca tırmanır, duvara tırmanır. Çünkü köpekler çıkamıyor bakma trenler. Yani düşmanın zayıf yönünü de biliyor, kuvvet yönünü de biliyor. İşte Mevlam bizlere bildiriyor. Yani ne yazık ki insan düşmanı tanıyamıyor. Mevlam bize bildiriyor. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman belleyiniz. Yani onun izinden gitmeyiniz, ona tabi olmayınız. Bir ordu savaşacağı zamanla ne yapar? Önce düşman kuvvetlerini bilmesi gerekir. Düşmanın nerede, ne kadar kuvveti var, ne gibi silahları var. Şimdi bize şeytan tanımamız gerekiyor. Nasıl bir şey tabii şeytan? Yalnız şeytanın bir özelliği görünmeyen düşman daha tehlikeli. Allah Teala buyuruyor bizlere bunu. Araf ayet 20'de de Bismillah innehu yarakum huve ve kabiluhu böyle buyuruyor. İnnehu o şeytan yarakum sizi görüyor. Huve şeytan ve kabiluhu ve kabilesi. Adamları, şeytanlar sizi görüyorlar. Min haysu la terevnehum ama siz onları göremezsiniz Mevla buyuruyor. Demek ki şeytan düşman hem de görülmeyen düşman. Peki şeytan acaba neden görülmüyor? Canlı varlık bizden çok ama çok daha üstün bilinci var. Cennetin içini karış karış biliyor. Cehennemi biliyor. Bütün gökleri biliyor şeytan. Aleyhillâne. Bizden çok ama çok üstün bilinci var şeytanın. Akıllı, bilinçli varlık. Acaba biz de şeytanı neden göremiyoruz? Mevla buyuruyor bizlere Kehf Suresi ayet 50'de Bismillah Kâne minel cinni. Şeytan cinnilerdendir. Cin taifesinden, cinlerden. Fevesan emri Rabbihi. Fevesaka fasık oldu, çıktı, Rabbin emrinden çıktı. Demek ki şeytan
bize düşman bir. İkincisi, o bizi çok güzel görüyor, biliyor, içimize girip kan dolaşımında, kan damarında dolaşabiliyor, kalbimize kadar girebiliyor ama biz onu göremiyoruz. Cinlidir. Peki cinler neye görünmüyor? Adem şeytan cinlerdendir, o neye görünmüyor? Mevlam buyuruyor bizlere Rahman Suresi ayet 15'te ve halakan canne min marici min nar ve halakan canne. Allah Teala canlı yarattı. Can, burada can şeddet metnine geliyor. Cinlerin babası Ebu Cin deniyor buna. Nasıl insanların Adem Aleyhisselam babası ise cinlerin de ilk yaratılanı babaları ismi Can deniyor buna. Ebu Cin deniyor. Allah onu yarattı. Halaknahu yarattı. Min marici min nar. Ateşin halis alevinden yarattı Mevlam. Ateşin alevinden. Alev haline bu ateşin ısısından. Bunu Mevlam yarattı. Yine Mevlam bize buyuruyor yaratılışla ilgili olarak Hicr ayet 27'de Bismillah ve canne halaknahu min kablu min naris semum ve canne işte o cinlerin babasını ilk yaradan cinni halaknahu onu yarattık Mevlam buyuruyor min kablu insanlardan çok daha önce min naris semum Semum'un ateşinde, ısısında yaratıldı. Nedir Semum muhteremler? Aşırı, çok ama aşırı ısılı bir hava yer şeklinde. Şimdi demek ki iki ateş kemiği birleştirilene meydana geliyor. Şeytan yaratıldığı madde çok sıcak gazlardan yaratıldı. Çünkü katı madde yanmaz, alevde yanmaz katı madde. Katı madde ısınırsa, yanıcı olmayan katı ısınırsa, 500 dereceyi buldu mu, ışık saçmaya başlar. Yani kıpkırmızı olur, hem ısı, ışık saçar. Mesela demir. Demir kızdırıldı mı, bu kızdırılan demir, 500 derece ısıya ulaştı mı, kıpkırmızı kesilir. Isı, ışık verir. Yanıcı madde nedir? Yanıcı madde yalnız gazlar muhteremler. Mesela odun kömürü sobada yanıyor. Ondan yanmazlar aslında. Isıda odundaki, kömürdeki gazlar parçalanıyorlar. İşte bunların bir yanma, tutuşma derecesi var bunların. Bu değişiyor. Mesela kağıdın da yanma derecesi var, tutuşması var. Odunun kömüründe var. İşte bu yanıcı gazlar, maddeler tutuşma derecesine ulaştığı zaman eğer oksijenle temas edebilirse tutuşu yanmaya başlar. Alevli yanmaya başlarlar. Ondan, odundan, kömürden çıkan gaz sürekli çıktığı sürece oksijenle teması olduğu sürece alev devam eder. Oksijen kesildi, mesela kapatıldı, söner. Ya da yakıt bitti, yine söner. Hatta uzaya gönderilen günümüzde, Mars'a gönderilen o füzeler bile hem onların yakıtı var, hem de oksijen gönderiyor, beraber gönderiyor. Oksijen olmadığı için uzayda. Yoksa gaz yanmıyor, boş yanmıyor. Şimdi bazı alimler şöyle buyuruyorlar. Cinler Adem Aleyhisselam'dan en aşağı 100.000 yıl önce yaratıldılar. En aşağısı. Belki birkaç yüz yılında olabilir yaratılı cinler. Adem babamızdan çok önce yaratıldı. O zaman yeryüzünde insan olmadığı gibi hayvan bitki de yokmuş zamanında yeryüzünde. Neden aziz cemaatimiz? O zaman dünya çok kızgın kor haliymiş dünya o zaman. Zaten bu konu ayrı konu gerçi de. Çok kısa geçeceğim bu konu inşallah. İşte
O zaman dünya çok koyu, kızgın, kor halindeyken çıkan gazlar, bunların ısısından, biliyorsun havada gazlar meydana geliyor. Yani semum, yani değil, samimi denir böyle, insanı öldürücü sıcak anlamına geliyor. Demek ki o anda yeryüzünde bir gaz dünyadan çıkıyor. Bunlar aşırı ısı da bunlar. Bazıları alev halinde, alev oluyorlar. Isı halinde bunlar. İşte Allah-u Teala o gazlardan, ısıdan Mevla cin tayfesini Mevla yarattı muhteremler. Tabi o gazların rengi olmadığı için cinler şeffaf görünmüyorlar, bunun için görünmüyorlar. Peki cinler şu anda yine gaz halinde mi? Hayır muhteremler. Mesela insan da topraktan yaratıldı insan da. Toprak maddelerinde insan yaratıldı. Biliyorsun hayvan aynı şekilde, bitkiler de topraktan yaratılıyorlar. Bugün yediğimiz karpuz, ne güzel rengi var mesela, kavun, diğer meyveler, ekmek şu bu. Bunların her birinin aslı toprak maddeleri aslı böyle şey. Ama bunu Mevlam başka şekilde döndürüyor böyle. Hepsinin rengi başka, tadı başka, kokusu başka oluyor. İşte insanın da aslı toprak maddeleri olduğu halde insan da et, kemik, kan gibi hücre insan bürünüyor, insan şekil alıyor. Yalnız insanın bedeninde katı madde ağır çok olduğu için, ki %70 yaşa yok insanın su bedeninde, toprak insanın bedeninde fazla var, insan bu işin ağır oluyor, insan katı cisim oluyor, insan görünüyor. Cinlerin bedeninde gazdan yaratıldığı için onlar hem renksiz hem hafif. Yani cinler göklere çıkabiliyorlar. Şeytan göklere çıkabiliyor bunlar. Çıkabiliyorlar. Bunun için bir nevi bazı ışınlar gibi, bazı şualar gibi, nasıl ki bazı ışınlar demir delere geçer, bazı röntgen film mesela insan bedene, kemiğinin içine çekebiliyorlar. İşte şeytanın içimize böyle girebiliyor az cemaatimiz. Ve bunlar şekil değiştirebiliyor bunlar. Katı cisim olmadığı için insan şekil değiştiremiyor insan. İnsan aynı görünümü insan olur. Onlara görünümü değiştirebiliyorlar bunlar. Başta girebiliyorlar. Şimdi gelelim muhterem cemaatimiz. Acaba şeytan niçin bize düşman oldu? Allah Teala buyuruyor bizlere, Araf Suresi ayet 11'den başlıyor. Bismillah. Ve lekad halaknâküm sümme savvernâküm. Adem Aleyhisselam babamız yaratılmazdan önce şeytan. Bir ismi de iblistir. Asıl ismi Azazil idi. Cinlerden de kendisi, yeryüzünde Allah'a çok kulluk etti. O dönemde cinlere peygamber de geldi kendi aralarından. Onlar tebliğ ettiler. Fakat cinler ısıdan yaratıldığı için çok hareketliler. Çabuk kızarlar. Gazaba çabuk gelirler. Sürekli birbirine boğuşurlar bunlar. Uğraşlar birbirleriyle. O tipte kişiler, varlıklar yani. İşte şeytana gelince o da yeryüzünde cinlerdendi kendisi de. İsmi de Azazil idi. Fakat cinlerin içerisinde en iyisi, en salih o idi, kendisiydi. Allah'a tam kulluk eden, çok ibadet eden, her şeyi güzel olan bu idi. Binlerce yıl yeryüzünde Allah'a Teala kulluk etti. Diğer cinlere de önderlik etti. Onlara da. Cin, bu iblis yükseldi. Birinci semaya karıştı. Oradaki melekler arasına karıştı. Yine binlerce yıl birinci sema gökte meleklerle beraber Allah-u Teala kul ibadet etti. O melekler de geçti. İkinci sema göğe yükseldi. Böyle yüksele yüksele yedinci kat göğe çıktı. Onlar da açtı. Ve en sonunda cennetteki melekler arasına karıştı. Cennette uzun zaman, artık kaç bin yıl bilinmiyor orası. O tabi cennette zaman olmadığı için
Cennette de kim bilir kaç bin yıl Allah'a ibadet etti orada. Cennette bulunan melekleri de geçti. Onların başına lider oldu cennette. Cennette meleklerin başı lider oldu. Böyle. Yani cennetin her tarafını, bütün esrarını karıştırabilen bir kişi varlıktakinizde. Şimdi tabi aradan kim bilir kaç bin yüz geçti aradan, bilmiyoruz bunu. Hazreti Adem babamızın yaratılmasına sıra geldi. Yani yeryüzü, Allah-u Teala'nın ezelde takdiri vesile yeryüzü, yaratılacak varlıklara göre bir tabi şekil alıyor yeryüzü. Ortama dönüştürüyor yeryüzü. Mevlam buyuruyor, وَلَكَدَ خَلَقْنَاكُمْ Ey insanlar, sizi andolsun yarattık. Sümme savvernaküm sonra sizi suretini şekillendirdik. Belam buyuruyor. Ey insanlar, önce sizi yarattık, takdir ettik. Sonra sizi bedenlerinizi şekillendirdik, suret verdik ona. Yani insanın önce ruhu yarattı, ruhla yaratılmadı. Ruhla yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Sayısı belirli. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek ve hangi kanalla, yolla gelecek o da belirli. Filan kadınla, filan kızla, filan kişi evlenecek, ruh onlar vasıtasıyla dünyaya gelecek. Bu da belirli muhtemelen. Ruhların sayısı belirli, dünyaya gelme zamanları belirli. Allah Teala bunu kesin takdir etmiştir. Bir ruhun dünyaya gelmesine kimse bunu engelleyemez. Daha önce gelmezdi. Adem Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, dünyada toprak maddelerinden yaratıldı. Tabi o konuya detayına girersek, zaten o konu sohbeti doldurur. Aslında yani bugün bilimsel olarak da bunun izahı çok ama çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Şöyle kısa bir öz vereyim aklım kalması için. Mesela bitki kökleri bile bakmadırlar. Bitki kökleri, uçları tüylümsür böyle. Onlar bir çekim gücü vardır. Ne abi bitki kökleri? Her bitki kendisine gereken o maddeyi, yani elementi toprakta bulması gerekiyor böyle. İcabında bir kökü sağa gider, sola gider, aşağı gider. Mesela çöl bitkileri çok aşağı inerler. Orada su derin olduğu için. Ona giderler. Ne abi bitki kökleri? Kendisine lazım olan gıda olacak elementleri bulur. Yani elementler de tabii suyla ıslanır, mum haline gelir. Emer onları, ne oluyor bakınız değil mi? Toprak maddeleri işte, elementler yağın yağmurlu suyla birleşirler, çözümlendiler. Boza gibi o kıvama geldiler. İşte bir kökte bunları emiyorlar. Emilince o gövdede sanki gövde bir laboratuvar. Tahliller yapılıyor, kimyasal bir işlemler oluyor orada. Başlamaya dönüşüyorlar. İleri gitmeyeceğim daha. Adem babamız yaratılmasına gelince, Adem babamız da yine aynı şekilde belirli elementlerden yaratıldı. Çamurdan, topraktan yaratılma adamımız da. Adem babamızın elementleri kim aldı yeryüzünden? Melekler aldılar, çektiler cazibe kuvvetiyle. Yani insan bedeni hangi elemente lazım? Onlar şekilde aldı. İşte Adem Aleyhisselam'ın çamuru bedene geldi. Mekke ile Taif arasında güneşin ısısı, ayın şuaları, yıldızın şuaları altında kemal buldu. Ve suret şekil aldı. İç organları dış şekil aldı. Ama kelfehar yani buyuruyor. Kuru bir yanmış bir testi, küp gibi. Ve bunun taksesi içi boş çıkarandı. O zaman hem Adem babamız daha kupkuru yani bir küp testi gibi toprak halindeyken yeryüzünde iblis bir dünyaya inmiş. Dolaşıyor. Nasıl dolaşıyor? Işık hızdan daha hızlı dolaşıyor dünyayı. Baktı, yeni bir varlık gördü.
İçine baktı, içi boş. Allah Teala dedi, yeni bir varlık yaratıyor. Bu dedi, benim üzerime üstün kılınırsa ben bunu kabul edemem dedi. Yani onur benlik enaniye. Cinleri açtı, melekleri açtı, cennetin reisi olduğu, adeta o anda lider o. Lider o. Ha, adamın içi bir kıskançlık geldi içerisine. Ama Mevlam Adem babamıza ruh verince, önce sümme kulmetici diyor. Mevlam buyuruyor sümme, sonra dedi ki meleklere, üstülli Adem'e, Adem için secde edin Mevlam buyurdu. Bu secde Allah-u Teala Celle Celaluhu, Adem babamız bir nevi kıblegah olacak. Fakat buna ne var? Nasıl ki Kabe'ye, kıbleye bir saygı, hürmet varsa, melekler de Adem babamıza tabi burada bir saygı da taşıyor bunun gizli olarak örtü altında. Fesecedu. Burada fe takibiye. Allah-u Teala meleklere, iblis dahil tabi, o meleklerin başı olarak dahil, buyurdu meleklere, buna secde deyince, fesecedu, bütün melekler hemen secdeye kapandılar. Neden? Allah emrediyor, o kadar. İlla iblis. İşte ismi iblis buradan dışlandı. İlla iblis, o secde etmedi Hazreti Adem'in huzurunda. Lem yekün mine sacidin. Secdeci olmadı. Tek başına kaldı, secde etmedi. Onur, gurur, benlik. Allah Teala sordu şimdi, kâle, Mevlam sordu. Mâmik ellâ teşhüde iz emertük. Ya iblis, ben sana secde ettiği emir verdiğimde secde etmemene neden, ne gerekçe var? Niye emrimi dinlemedin? Niye secde etmedin? Kâle. Allah Teala'ya şöyle cevap verdi. Ene hayrun minhu dedi bakır. Ben ondan daha hayırlıyım, ondan daha üstünüm ben dedi. Neden? Gerekçesi şu. Halaktene min darin ve halaktene min tin. Beni ateşten, ısıdan yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Yani ısı üstte biliyorsunuz. Çamur en aşağıdır. O benden aşağı. Ben onu secde etmem. Ama Allah emrediyor. Allah emrediyor. Sonra bir varlığın üstünlüğü yarattığı maddeye de bağlı mı değil aslında. Ona da bağlı değil. Mevla dedin, yaratır Mevla. Yaratır Mevla. İşte buradan Allah Teala isyan etti. İblis, yani şeytan, henüz daha bu secde ile emir olunmazdan önce cennete bir ilahi sırra vakıf olmuş. Meleklerin bilemediği sırra vakıf olmuş. O vakıf olduğu ulaştığı sırra şöyle anlıyor ki İblis şeytan, Allah Teala'nın en has kullarından biri Allah isyanedecek, lanetlenecek diye bunu görünce melekler haber veriyor. Melekler diyor, ben sizin ulaşamadığınız bir ilahi sıra ulaştım. Allah Teala'nın has kullarından biri Allah isyanedecek ve lanetlenecek. Ebedi cehennem olacak. Korktu melekler. Ağlaştı melekler. Ne olur hocamız, dua et. Biz Allah'ı isyan etmeyelim. Dua etti. Ya Rabbi bunları koru, bunu isyan etmesinler. Ama kendini katmıyor ama. Kendi şey görüyor. Kendini katmadı. İşte Mevlam buyurdu buna. Kur'an-ı Kerim'den bu değişik yerden geçiyor. Ben de başka yerden daha kısalarını seçtim. Ayet-i Kerim'den seçtim. Geçiyorum şimdi inşallah Hicr suresine ayet 34'de. Kale. Mevlam buyurdu ki şimdi şeytana, iblise siyetmeyince fahruc minha. Oradan çık bakalım. Cennetten çık. Feinneke racim. Rejim oldun. Rahmetten kovuldun. Tadı ondan aldık. Sen razı değilim artık. Seni kulundan ayırdım. Cennetten çık. Ve inne aleyke lanete, Allah'a bakınız, ilahi yevmiddin. Ta yevmiddine kadar
hesap gününe kadar lanet üzerinde olacak. Lanet üzerinde olacak. Yani Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün olarak lanet üzerinde olacak. Mevlam buyurdu. Kale. Dedi ki şeytan Musa'ya bakınız. Hala pişman değil ne yaptığına böyle. Hala pişman değil. Rabbim fenzirini bana yara bir zaman tanı dedi. Hemen beni öldürmüş şu anda dedi. İlâ yevmi yub'asûn. İnsanların kabirden kalkacağı güne kadar bana bir zaman ver, ömür ver yani dedi. Bunu da iyi biliyor. Yani kıyametin kopacağını da insan hepsini bunları iyi biliyor gayet kendisi. Allah böyle dedi. Bana bir zaman tanı, ömür ver ya Rabbi. İnsanların kabirden kalkacağı güne kadar. Yani ondan sonra ölüm olmadığı için hiç ölümün tatmayayım demek istedi yani. Ölmeyeyim istedi. Kale feinneke minel münzarîn. Vela buyurdu. Tam sana bir zaman mühlet verildi. Ama o zaman kadar değil. İlla yevmil vaktil me'lûm. Malum belirli vakte kadar. Kıyamet kopacağı ana kadar. O kadar böyle şey. İşte şeytan aleyhillâne kıyamete kadar sağ. Artık ömrünü Allah-u Teala biliyor. Şu anda yine kendisi sağ. Ancak kıyamet anında tüfürünce öleceğini oradan bilecek kendisi. Aşırı korkup paniğe kapılacak. Ne yapacak? Dünyanın bir doğusu bir batısı yani böyle. Küryazı doğuşacak böyle. Yani kaçmak isteyecek. Nereye kaçsa Azrail'e karşısına görecek. Azrail'e karşısına görecek. Nereye kaçarsa Azrail da melek tabii. Nur olduğu için bu ateşten yaratılır kendisi. Ateşin yine bir şeyi vardır. Madde olduğu için nispeten tabii daha yavaş bir şeyi vardır. Şimdi şeytan peki bizimle niye uğraşıyor? Neye uğraşıyor? Kale. Şöyle Hicr'de devam ediyor Hicr suresinde. Dedi ki şeytan, Rabbi bima eğveyteni. Ya Rabbi, sen beni iva ettin yani. Azmama sebep oldun ya Rabbi. Azmama sebep oldun. Bu Adem vasıtasıyla Hazreti Adem'i oradan hasret yaptı böyle. Onu kıskandı. Düşmanlık anı tuttu. Le üzeyyenene lehüm. Le buradaki tekit. Sonra onun şeddeli iki tane tekit yani. Elbette, elbette dedi. Ben zinetlendiririm, süslendiririm, hoş gösteririm. Lehüm fil erdi. Adem ve onun nesline, evlatlarına dünyayı. İşte şeytanın en müsü önce dünya sevgisi. Bakınız. Dünya sevgisi. Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hubbu dünya re'si külli hatiye. Her kötülüğün başı dünya muhabbeti, dünya sevgisi. Bir insan dünyayı çok severse, nasıl sever dünyayı kişi? Mesela herkesin tabii başka bir sevgisi olur. Kimi çiçekleri, kimi şunu, kimi bunu, kimi perdeyi, kimi döşemeyi, kimi kanepeyi, koltuğu, kimi yeme içmeyi, kimi güzel giyinmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi, gezmek şunları bunları. Nedir bunlar? He bunlar kulu Allah'tan ayıran şeyler bunlar. İşte şeytan en büyük silahını kullanıyor. İnsanlara dünyayı sevdiriyor. Tabi dolayısıyla kişiye ölümü, kabri unutturuyor. Halbuki aziz cemaatimiz her akşam yatağımıza girip yattığımız gibi gün gelecek ama mutlaka gelecek o karanlık kabre gireceğiz. Gireceğiz cemaatimiz. İşte o kabir bizi bekliyor muhtemelen. Evimizin boyası, duvarları, rengi, boyası ne olursa olsun, tülü perdesi ne kadar iyi olursa olsun, halı kanepe ne kadar kopar olursa olsun, İnsan bunun hepsini bırakacak, o kabre kişi girecek, kefene girerek. Ve şeytan devam ediyor. Vele uviyennehum ecmaîn. O insanların hepsini azdıracağım dedi. Hepsini mi? İlla ibadeke minhümül
muhlasın da aklına buyuruyor. Şeytan bunu söylüyor. Ancak ya Rabbi senin ihlası kullarını onlara azdıramam. Azdıramıyor. Demek ki kim ihlaslı? Ne ihlaslı? Kul Mevlasını tanımış. O benim Rabbim. O beni yarattı. Ben onun kuluyum diye kişi yine Mevla'ya döneceğini bilip de kul Mevla'ya tam bağlandı mı kişinin hiçbir beklentisi olmayacak ama. Hatta ibadetlerde sevap beklentisi bile bu ihlasla biraz zarar verir bak muhteremler. Yani işte Allah kulluk edeyim de şunu okuyayım, şunu kılayım, şunu yapayım da işte keşfim açılsın, kalbim açılsın, işte güzel bir şey göreyim, işte güzel makamı ereyim veyahut da işte şöyle sevap alayım. Bunlar bile ihlasa biraz zarar veren, zedeleyen nesneler bunlar. Yunus Emre'nin şöyle bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Kullukta ol, talepsiz bak diyor. Kullukta ol, talepsiz. Hatta şöyle başlıyor. Bil geceyi, gündüzü, yani geceyin vaktini bil, ondan yararlan bak. Gündüzünü bil, ondan yararlan, Allah için bir şey yap. Ama ne diyor sonunda? Kullukta ol, talepsiz. Allah kulluk et, kul ol Mevla'ya. Ona kul boyun eğ, ama bir şeye karşılığı beklemeyi böyle. Yeter ki o Allah razı olsun kulundan, yeter işte kula. Bu nedir? İşte ihlas özü bu muhteremler. Yani Allah sevgisi, Allah muhabbeti. Allah'ın arasını kazanmak. Kişi bunun için yapacak. İhlas budur. Yine şeytanın sözlerinden başka ayet-i kerimeye geçiyorum. İsra suresine geçiyorum. Bismillah. Kâled heb. Mevla buyurdu ki şeytana, kâled heb. Ya me'lûn. Sen git bak, yoluna devam et bakalım. Femen tebi'ake minhum. Onlardan. İnsanlardan kim sana tabi olursa. Demek ki bir kişi eğer Allah'ın yolundan, emrinden ayrılmışsa o kişi gerçi şeytan tabi oluyor muhtemelen. Bakın böyle. Ona tabi oluyor. Fe inne cehenneme Mevla buyuruyor. Muhakkak cehennem ceza hüküm cezaen mevfura. Size tam yeter azap cehennem Mevla buyuruyor. Hem şeytan İblis şeytanlar, ona tabi olanlar, Allah emrini bırakıp da onun yoluna gidenler, işte bunlarla Allah'ın cehennemine doğacaklar. Mevlam şöyle buyuruyor şeytana şimdi, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَاتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِكَ وَاسْتَفْزِزْ İstifzaz, oynat, hoplat bakalım. Coştur yani. مَنْ اِسْتَطَاتَ مِنْهُمْ İnsanlardan kime gücün yeterse onları oynat, hop onları. Onları coşu bakalım. Ne ile? Bir savtike sesin ile. Dedir şeytanın sesi, işte çalgı aletleri muhteremler, müzik aletleri. Şeytanın sesi bunlar. Bakınız. Şeytan bununla insanı hoplatıyor muhteremler. Oynatıyor. Ne diyor insanlar günümüzde? Efendim, müzik diyor, ruhun gıdası diyorlar. Vallahi yalan, İslam bu şey hakaret mi terembe? Olur mu ruhun gıdası? Ruhun gıdası zikrullah. Mevla buyuruyor. Ela. Bak Mevla buyuruyor. Ela, dikkat ediniz, uyanınız. Bir zikrillahi. Allah'ın zikriyle tatmenli kulüp. Bakınız. Burada kulüp kalbin çoğulu. Bunun anlamı ruh, gönül demektir. Ruhları, gönüller ancak Allah'ın zikri tatmin olurlar. Yani müzik, nefsin gıdası muhteremler, şeytanın sesi onun içine gizli işte muhteremler. Şeytanın sesi, insanın namazdan alıkoyar, insanın gaflete de götürür ve ne yazık ki azı cemaatimiz, çalgı aletlerin çoğalması kıyametin bir alameti muhteremler. İmam Hazretleri vardır,
İmam Bilgi Hazretleri hem çok büyük alem, büyük evlullah. O bunları uzun uzun yazmış bunları vasiyetnamesinde. İşte kıyamete yakın buyuruyor. Çalgı aletleri çoğalacak, her eve girecek buyuruyor muhteremler. Günümüzde ibadete karışmaya başladı muhteremler. Bu daha tehlikeli çan mı bak? Daha tehlikeli bu. Günümüzde ibadete karışmaya başladı böyle şey. İşte ilahi şunlar bunlarla bakın böyle şey. Mesela bir insan çalgı aletiyle konu okutursa kafir olur, küfre gidiyor. Hakaret olduğu için böyle şey. Yine kişi çalgı aletiyle Allah'ın ismini anlarsa, Resulullah ismini anlarsa büyük haram olur muhtemelen böyle şey. Tamam, ilahi söyle. Ama peki o saz aletleri nedir bunlar böyle şey? Bunlar nedir böyle şey? İşte bakın muhteremler, ayet-i kerimeyle buyuruyor. Bu şeytanın sesi, şeytan ise bunu da haplattırıyor. Oynatıyor insanlara böyle şey. Efendim daha hoşuma gidiyor benim o diyor. Gider tabii ya, işin şeytana bağlanmış. Ayet-i kerime devam ediyor. Vecdib aleyhim bi halike ve recilike. Mevla bir şeytana ister binekli yay olarak onların üzerine yürü, onları ihata et. Şeytan başka ayet-i kerimede geliyor. Onların önden çıkarım, arkalarından onlara saldırırım, sağdan soldan saldırırım. Yani önde artı unutturum, çalışırım. Arkadan da dünyayı çekerim. Sağdan da nedir? Şeytan insana bazen hayır yolu ile gelir insanlara bakmada. Öyle ayrılığı geliyor böylece kişiye. Öyle gösteriyor kendisini. Ne gibi olur bu? Eğer bir kişi Allah yolunda daha çok yapmak istiyor, kendisini aşırı zorlarsa kişi, aşırı zorlarsa kendisini, bu da nedir? Bu da şeytani bak muhtemelen. Şeytan bunu zorlar. Niye zorlar? Bu kişiye yapamayacağı ibadeti buna yükler. Buna yaptığını az gösterir. İşte az yapıyorsun sen. İşte gece uyuma, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Buna aşırı yükler şeytan. Bu da önce buna hoşuna gider, bir iki üç gün yapar. Tabii devam edemez ama ya. Fethe dönüyor, bunalım gelir, sıkılın gelir böyle. Bu sefer eski yaptığında az görür, beğenmez onu da görmez bu sefer. Hepsini bırakır muhtemelen böyle şey. Yani insanlar nedir? Peygamberimizin buyurduğu gibi hayır umur ev sahtuha. Dinde hayır olan nedir? Her şeyin ortası muhteremler. Tabi beş vakit namaz bu bir şeyi engel tanımaz bu. Ramazan orucu farzlar tanımazlar böyle. Haramdan sakınmada bir şey tanımaz. Bunların dışında kul ne yapacak? Her şeyin ortasını yapacak böyle. Yani bir şeyi devamlı yapabilecek mi? Ona devam edecek. Ve şarikhüm. Mevla biliyor. Onlara ortak ol. Şerik ol Mevla'nın bir şeytana. Fil envali vel evladi. Mallarında, evlatlarında. Demek ki mallarımıza şeytanımız ortak oluyor. Nasıl oluyor? İşte şeytani bir şekilde kazanan mallar. Haram yoluyla kazanan mallar. Gerek mirasta, faizde, rüşvette, alışverişte, yalanda, işte her neyse, demek ki bir malın elde edilmesinde Allah'ın emri dışına çıkılmışsa o şeytanla ona karışıyor. Onun ortaklığı şeytan. Vel evladi ayet-i kerime. Evlat nedir? Oğul kız işte. Mevla buyuruyor. İnsanların evladına da onlara ortak ol. O da baba olabiliyor bak mutlaka. Baba olabiliyor. Bir eş, eğer besmelesiz olarak o iş yaparlarsa, onun çocuk kalırsa, o zaman şeytan da aynı yere giriyor muhtemelen. Giriyor böylece. O çocuğa şeytan da ortak oluyor, o da onun bir babası olmuş oluyor. Tabii çünkü besmelesiz olduğumu da onun hayırı gelmiyor muhtemelen. Yine bunun dışında nikahsız gayrimeşru olanlar, hep bunlar şeytanın çocuk oluyor Allah korusun. Yine öyle evliler var ki, ama hanımı kısıyor, boşamış. Boşamış ama o işi devam ediyor. Bence. Nedir bunlar Allah korusun? Hep bu çocuklar şeytanın da bir hissesi oluyor.
ve'idühüm. Mevla biliyor. Onlara vaatte bulun sen şeytana. Yani şöyle varsan böyle olursun. Dünya hepsini güzel göster. Ve maiz illa gurura. Ama şeytan insanı ne vaat ederse hep buna bir aldatmacadır. Aslı yoktur. Peki acaba Allah Teala neden şeytana bu fırsatı veriyor? Demek şimdi bir soru işareti mi aklına geliyor burada bence. Benim de aklıma geliyor. Kur'an'da aradım buldum bu konuyu da. Mevla buyuruyor bizlere Sebe Sûre ayet 21'de muhtemelen. Sebe'de. Ve mak aleyhi min sultanin. Şeytan insan üzerinde bir sultanı yok, saltanatı yok. Yani gücü yok, bir kuvveti yok, yatırım yok yani. İlla lina'leme. İşte burada işin geliyor. Böyle bir ancak bilelim ki men yun bil ahireti mimmen hüve fi şek. Kimin ahireti imanı kuvvetli, yakını var. Allah'a dönecek, hesap verecek. İmanı kuvvetli. Kim de imanı ortada kalmış, yani olur mu olmaz şeyde kalmışsa, işte bunların birbirinin dünyada ayrılması için şeytan imtihana bir vesile oluyor. Onun için ona bu fırsatı veriyor muhtemelen işte. İmtihan için böyle işte. Demek ki Allah'ın halis kullarına şeytan bir şey yapamıyor. Bir kısa bir örnek vereyim aziz cemaatimiz. Bir abid. Nedir abid? Kendini ibadete vakfeden kişi, ibadetine ruhsal zevk alan kişi, böyle bir abid, bu kişinin bulunduğu kasabanın dışında bir ağaç varmış. Bu ağaç zamanla kutsallaştırılmış, insan ağaca tapmaya başlamış insanlar. Bu abid bir gün atına biniyor, baltasını alıyor, o ağacı kesmeye gidiyor. Kimse görmeden bu ağaca keseyim ben diyor. Tam yarı yola geliyor. Önüne bir kişi, insan işte biri çıkıyor. Nereye diyorsun soruyor bana. Şimdi ağaca kesmeye gidiyorum diyor. Tam kararlı ama böyle. Tam kesin kararlı kişi. Kesecek ağacı. Peki niye sen ağacı kesiyorsun diyor. Öne çıkan kişi. İnsan bana tapınıyorlar. Allah şirk koşuyorlar. İnsanların imanı gidiyor. Kafir oluyor insanlar. Bunu keseceğim. Diyor ki kişi. Ben diyor şeytanım diyor. Yani şeytan insan içinde birini biliyor az cemaatim bunlar. Ben diyor şeytanım. Ben diyor buna engel olurum. O ağacı ben sana kestirmem. İnsana tapındıkça oraya oh diye benim ensem şişiyor. Ben kendim geriye gelip böyle diyor. Yok keserim, kestirmem derken bu kişi attan aşağı atlıyor, hırsla aşağı atlıyor. Şeytanı kaptığı gibi kaldırıp yere vuruyor şeytanı. Hiç şeytana ufak geliyor. Kaldırıyor şeytan yere vuruyor. Ayağına göğsüne bas şeytanın. Alıyor baltayı başına ezecek. Şeytan diyor ki bunu arkadaş diyor. Sen beni öldürme bak diyor. Bir de dinle bakayım beni diyor. Sana benim bir teklifim var diyor. Benim teklifimi dinle. Sonra kararını ver. Peki söyle bakalım. Sen bu işten vazgeç. Evine git diyor. İbadetine devam et. Allah'a daha çok kulluk et. Gece gün Allah'a zikret şunu şunu yap. Hiç diye çalışma, dünyaya hiç ekmeği düşünme, ekmeği düşünme diyor. Ben diye her sabah, namaz kıldıktan sonra diyor, kapı eşi altından sana diyor, üç altın atacağım diyor, eşin altından diyor. Her sabah diyor, üç altın atacağım ben diyor. Bununla sen diyor, evine bak, çocuğuna bak, eşlerine al, fakire yardım et, daha sıra kazanırsam diyor. Bu kişi düşünüyor ki, bu kişi de ekmek parasında çok zahmetli kazanıyormuş. İşi çok ağırmış işleri böyle kazanıyormuş. Bakıyor, işten kurtulacak, rahatlayacak. Üç altın. Bedava kendisi sabah kendine gelecek. Bak buna yaldızı geliştirsin, geliştirsin dünya. Bir düşünüyor ki, çalışıyorum, bol bol alırım, eşya alırım, üst baş alırım, fakir yardım, şunu mu yaparım derken, bana daha güzel görünüyor bu. Ama söz veriyor musun şeytana? Söz veriyorum. Sen dön diyor. Anlaşıyorlar, bu dönüyor. Şimdi ertesi sabah erken tabiine kalkmış gene. Sabah namazını kılıyor ama, hep hakkında üç tane altın ama hakkında şimdi hep. İşin namazda. Neyse selamını veriyor şöyle. Tesbih çekiyor, dua ediyor ama hep altın.
aklında. Biraz da bakıyor, gerçekten 3 altın eşiğin altından geliyor içeriye, fırlıyor. 3 altın bakıyor, o hemen namazını tabi bırakıyor. 3 altın alıyor eşiğini, çok seviniyor. Gidiyor bunu birine bozduruyor, kocaman o zaman küfele, doldur yiyecek. Evine getiriyor, bol bir yiyin bakalım diyor. İkinci günü yine namaz kılıyor, ama tabii hep altını gözetiyor ama gelecek derken, yine altın geliyor ama. Onu da alıyor. Yine birini bozduruyor, eşya meşya üst başına alıyor derken, üçüncü günü namaz kılıyor ama, hep eşikte gözü ama, altın gelmiyor üçüncü günü şimdi. Bir şey gelmiyor. İşte oturuyor yerinde, okuyor, zikrediyor ama, tabii dil yapıyor, zoraki bunları, altın gelmiyor, gelmiyor. Üç gün bir altın gelmeyince, bak yalanı şeytan diyor, beni kandırıyor diyor. Ben acı keseyim, görsün bakalım o diyor. Üç gün sonra, atına biniyor, alıyor yine baltasını, hırslı, sinirli, gazaplı şeytana kızmış, ağacı kesmeye gidiyor. Aynı yerde yine o şeytanın şeklinde karşısına çıkıp dikiliyor. Nereye diyor? Hem alay da gülüyor bununla şeytan şimdi. O ağacı kesmeye gidiyorum. Artık kesemezsen geçti. Keseceğim. Ben sana kestirmem diyor, önüne çıkıyor. Attan aşağı atlıyor, şeytanı bir kaldırayım diyor ama o dağ gibi ağır şeytan şimdi kaldıramıyor şeytan, gitmiyor gücü içinde. O kadar uğraşıyor hiç. Şeytan bir sile vuruyor, bunu yere asteriyor. Allah diyor, ne oldu bana diyor şeytan soruyor şeytan. Geçen sefer ben seni diyor, kuş gibi kaldırıp yere vurmuştum diyor. Şimdi ne oldu diyor. Şeytan gülüyor. Sen geçen sefer sırf Allah için diyor, din için diyor, bu yola girişmişsin diyor. Şimdi para için girişim bu şeyde. Allah'ın yardımı senin için koptu diyor. Bunu yapamazsın böyle diyor. İşte muhterem cemaatimiz, demek ki şeytan Allah'tan bir imtihan vesilesi nefsimiz gibi. Şimdi şeytan bir insana ne yapar? Kalbine vesvese verir. Vesvese deniyor buna. Bilir vesvese, sessiz fısıltı anlamına geliyor. Özellikle eğer bir kimsenin yapısı ince ruhlu, ince fikirli, çabuk alıngan, her şeyi gözden büyüten, fazla kendine düşünen, karanlık yapılı kişi ise, biraz da toplumdan kopmayı seven, yalnızı seven kişi ise, işte şeytan bunlara sesini daha çabuk duyurur, bunların gönderilerine. Duyurur. Bu kişiler şeytanın sesini kalpte duyarlar. Bir de ilham var. Melek de kalbe konuşur. Bu da duyulur. Bir de Rabbimizin özü ilhamı vardır. Peki bunun ayrımı nasıl acaba, farkı acaba? Farkı şöyle aziz cemaatimiz. Melekler nurdan yaratıldığı için eğer melekten bir ilham gelirse nur. Kişi o anda bir huzur gelir, hafifliği gelir, rahatlığı gelir. Kişiye mutlaka hayırlı bir şey gelir kişiye. Öyle bir şey gelir. Kişi bundan mağdur olursa zevk alır, feyiz alır, rahatlama olur. Şeytan ateşten yapısı olduğu için ısılı, aceleci olur. Şeytanın vesvesesinden sonra kişide bir hem acelecilik, bir hırs, bir sinirlenme, gazap gelir. Şimdi tabii şeytan ne yapar azı cemaatimiz? İnsanına göre çok ama çok aşırı akıllı bu. Yani bizlerden milyar kat üstün yani ilimde bilin. İç yapımızı bizden daha iyi bilir kendisi. İnsana göre başka kullanılır. Öncelikle namaz kılan kişilerde zaten namaz kılmayan kişiyi daha çok tabii günaha sevk eder kişiyi. İşte fuhuşa daha beterin beterine ama. Yani getirmez de bir şeyle. Getirmez de. Yuvasını yıktırır, çoluk yetim bırakır. Hatta adam öldürmeye, kan dökmeye, işte alkole, kumara, bu da bu şekilde sevk ederken. Eğer bir kişi Allah'a yönelmiş namaz falan kılıyor, kılıyor ama henüz tam ihlasa kavuşamayan kişi ise bunlara önce abdeste başlar. Evham muhtemelen. Abdeste başlar. Bunlara yani sağından gelir. Yani bunlara hayır yoluyla geliyor sanki bunlara. Bak abdestin olmadı işte. Yüzünü yıkadın ama
İşte göz çukurunda kuru kaldı, şurada kuru kaldı, bir kere daha yıka, gene olmadı, işte kolunda şöyle oldu, bir daha yıka, başka bir daha şey yap, ta abdestini bitirir, altına getirir. Ayağını sen güzel yıkamamıştın, yok yüzünü iki kere yıkamıştın, üç kere yıkamamıştın, dön tekrar lavaboya, bunu oyalar mı tabi şekilde. İşte kişi şeytanı bu da dinleyip de, iki mi, üç mü, yıkamadın mı, kişi tek lavaboya dönerse, nasıl oltayı yuttuğun balık değil mi? Teslim oluyor. İşte bu şeytan teslim oldu gitti muhtemelen. Gitti Allah korusun. Peki ne yapacak kişi burada? Dinlemeyecek. Neden? Yüzü yıkama bir keresi farz muhtemelen. Bir kere yıkandı mı yeter. O bile olsun böyle şey. İki olsun. Hatta iki olduğunu aklına kesse bile dinlemeyecek şeytanı. Yeter diyecek. Dinlemeyecek şeytanı. Sonra gusülle başlar. Gusülle başlar banyoda. Bak senin arkanda kuryeri kaldı, şu anda şöyle oldu, buranda böyle oldu, idrarın damladı, abdestin bozuldu, olmayan şeylerden bunu oyalamaya çalışır. Bunu suyla banyoya bunu hapseder. Oldu olmadı, şurasını o, burasını o meşgul eder. Sonra ondan sonra namazla başlar. Kişiden namaza girer. Sen boş yere namaz kılıyorsun. Abdestin senin 90, sen sağ kolunu bir kere yıkamadın, iki kere yıkamadın ya da. Abdestin yok senin. İşte gusülde, sen cünüptün gusülde, ağzını unuttun yıkamaya. İlk kere yıkadın ağzını. Kuryeri kaldı. Meşgul eden. Bu kişi ne yapar işte namazda? İsteksiz olur tabii. Ya, bu namaz olmadı ki abdestim yok benim der. Hadi bakalım abdestimi alayım tekrar yıkanayım, gusülme deyim derken kişi buralama girer. Kişi bu son namazı bırakın. Der. Namaz bırak Allah korusun. Sonra adı cemaatin bu kişiyi şeytan yalnızlığa iter. Nasıl iter bunu? İşte kişi sıkılmaya başlar. Namaz kılan iyi bir kişiyken ben ne duruma geldim der. Yani namazını kılamıyorum der, bu namaz olmuyor der, abdestim olmuyor der. Sıkıntı bunalım derken bir de beyindeki sinir sistemini bozar mı der. Sinir bozar. Kişi artık yalnızlığa itilir. İnsana hoşlanmaz, sıkılır, uykusu kaçar, huzuru kaçar. Evinde eşiyle aralarında bir sevgi muhabbet gider, huzura gider kendisinin. Sonra şeytan bu kişiyi Allah korusun, imanı konuda tartışmaya girer bununla şeytan. İmanı konuda. İşte ahiret konusunda, şu konuda birdenbire kalbine fıslama başlar. Artık bu kişi bunun sözlerini tek tek duymaya başlar. Eğer bu kişi Allah korusun bu noktaya gelip de şeytana muhatap kabul edip de yani şeytanla tartışmaya girse, öyle yok böyle derse, gitti muhteremler. Hatta bazı şöyle yaparlar, işte gider hoca şuna bunu sordum, işte böyle şeytan diyor, ne yapayım? Yok, gerek yok muhteremler. Çünkü sen tam onun cağrını bulursun, hemen şeytan başka birini çıkarır muhteremler. Hemen başka birini çıkarır. Bu kişi ne yapar bu sefer? Allah korusun, sanki Allah'ı inkar mı ediyorum acaba der. Ahit inkar mı ediyorum ben kafir mi oldum ben, mürted mi oldum ben der. Dinsiz mi oldum der. Dinsiz mi oldum der. Biraz daha bunaldı mı artık dünya kendisini sıkmaya başlar der. Yalnızlık, hissizlik, duyarsızlık, sıkıntı, bunalım, sinir sistemindeki bozukluklar, her gün hastalıklar uğraştırır. Vay kalbim ağrıyor, midem ağrıyor. Bir şey yok aslında. Tahallede bir şey yok. Sıfır kendisine böylece. Hep şeytan efhamları bunlar. Sonra ne yapar şeytan? Son silah muhteremler. Öyle kurtuldu arkadaşlar. Yani bu kişiyi intihara teşvik eder muhteremler. Bu kişiye intiharı süslendirir, güzel gösterir. Ah sen bir asla. Bak işte annen nasıl üzülsün, al. İşte. Baban şimdi üzülsün. İşte bak komşuları görsünler bak. Derken bunu, intihar bunu çek Allah korusun aziz cemaatimiz. Yani şeytanın son süreki intihara teşvik eder aziz cemaatimiz. Bunun için daha baştan, daha abdest, namazlar, gusülde kesin olarak şeytanı ki dinlememek mutlaka. Dinleme gerekiyor. Şimdi bir kimse abdestini aldı. Bakın fıkıh kuralında bu şimdi. Fıkıh kuralında abdestini aldı. Abdestini aldıktan sonra yani normal bir kişi bile aklına gelse ki acaba şunu yıkadım derken dönmemesi gerekiyor mutlaka. Dönmemesi gerekiyor. Bunun için şey dinleme gerekiyor. Peki bir insan ne yapacak? Şeytan onunla fazla uğraşıyorsa.
Allah Teala buyuruyor bizlere Fussilet ayet 36'da şeytan dürtüker seni. Festeiz billah innehu huves semi alim. Festeiz billah hemen Allah Teala sığır. Yani şeytan burada yani zemine şeytan buyuruyor. Şeytan nezik içine vesveren başladı mı? Festeiz billah hem Allah Teala sığın. Allah Teala Mevlamız semiyedir, alimdir. Allah hem işitiyor hem Allah Teala biliyor. Ne demek gerekiyor? Euzü billahi mineşşeytanirracim sesli olarak. Hatta şunu söylese daha iyi. Euzü billahi semil alim derse daha iyi. Ayet-i Kerime'ye daha mutabık geliyor. Allah semil alimdir buna geliyor. Yani bilirse bunu söyler. Sabah namazında okunuyor bu şeyde. Euzü billahi semil alim bunu der. Bunu bilemiyorsa Euzü billahi mineşşeytanirracim şey söyler. Allah-u Teala sığınır, bırakır. Bir alim şöyle buyuruyor azı cemaatimiz. Ben diyor istiazenin yani evzünün anlamını bir çocukta öğrendim diyor bakın. Bir alim, çok meşhur alim ama kitabını yazıyor bunu. Eski alimlerden. Ben diyor evzünün anlamını, manasını bir çocuktan öğrendim. Daha önce bilmiyormuşum, cahilmişim diyor. Peki efendim nasıl oldu bu diyorlar. Tabii şaşırıyor şimdi bu cemaati. Şöyle buyuruyor. Bir çiftliğe gittim diyor. Çift sahibi dostumdu. Ahbabım davet etti beni. Bir gün diyor ona ziyarete gideyim dedim diyor. Kapıya gittim baktım diyor. İçeride ahbabım kocaman bir köpek diyor. Kapkara iri bir köpek diyor. Köpek başı avlama diyor. Şimdi ev içeride biraz diyor. Etrafım bakalım diyor işte bir sopa mopa da. Yani kendimi koruyayım. Köpekle boğuşayım. Onu uğraşayım diyeten diyor. Bir sopa bakarken diyor. Yoldan bir çocuk evine gidiyormuş, geçiyordu diyor. Bana sordu, amca ne arıyorsun? Yavrum bak burada köpek çok, bir korktum köpekten de. Isırıp bir dertten bir sopa arıyorum. Çocuk gülüyor, amca be diyor, uğraşma sen köpekte be diyor. Ev sahibine sen mi? Seslen diyor. Ona dur da hemen durur köpek diyor. Sen onu köpeğe boğuşma diyor çocuk bak. Çocuk bağırıyor ev sahibine. Çift sahibine. Filan amca, filan amca. Canına bakıyor, ne var? Bak misafirin geldi diyor, köpeğine bak diyor. Hemen çıkarıyor açıyor üstüne yüklü pencere, sürün pencereler. Çıkarıyor başını köpeğine. Gel bırakayım, hoş gel bakayım oraya, otur diye deyince. Köpeği duruyor bu şekilde. O zaman diyor ki alim, o zaman diyor anladım evzin anlamını diye. Yani şeytanla bir köpek, o bize saldırır, vesile verir diyor. Onunla uğraşmaktansa diyor, onu yaradana, onun Rabbine sığındı mı diyor, artık rahatım benim muhtemelen diyor. Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, kısaca inşallah, şeytanın sonu ne olacak peki? Mevla buyuruyor biz İbrahim suresinde. Bismillah. Ve kare şeytanı kudur emri. Öyle yapacağım inşallah. Ve kare şeytanı, şeytan diyecek şimdi. Lemma kudel emru. Mahşerde artık hesaplar bitti. İş tamamlandı. Cennet ehli cennete girdi. Cehennem içeri girdiler. Cehenneme girenler şeytan orada saldıracaklar şimdi. Sen bizi yoldan çıkardın. Sen böyle yaptın. Diyecek ki onlara öz yapayım inşallah. Allah Teala sizlere vaat etti. Bugünler olacağını. Ölüm hak. Kabir suali hak. Mahşer hak. Mizan hak. Allah size bunlara vaat etti. Vaat hakkı. Allah size hakkı vaat etti. Hep bunlar doğru çıktı bakın bunlar. Ben de size bazı şeyleri vaat ettim. Ama bak bir yalan çıktım ben. Bana kızmayın. Benim bir gücüm yoktu. Saltanatım yoktu. Kahrım yoktu. Ben sizi zorla çevirmedim. İlla en de'avtüküm festecebtüm li. Ancak ben sizi davet ettim, kalbinize fısıldadım. Ya buraya gelin. Arama çağırdım. İşte kötülüğü çağırdım. Siz benim davetime koşup geldiniz. Fela telumu velu enfusüküm.
bugün beni kınamayın, bana kızmayın, kendinize kızınız diyecek ve şöyle diyecek, bugün ben sizi kurtaramam, siz beni kurtaramazsınız. Muhteremler, işte adı cemaatimiz şeytandan sonunda cehenneme atılacak, orada yüksek bir dağ, ateşten dağın çıkarılacak orada, oradan bunu söyleyecek bu şekilde. Allah'a kadar kim şeytana taparsa, onun izlerine giderse, Nezmi'yle Teala, onun abi orada yanacak. İlla Teala Fatiha.